Daha fazla ayrıntı var. Hemen bölgeye gideceğiz. TRT Haber muhabiri Birgül Yazıcı nedir son durum bizimle paylaşacak. Fatih Çimen, senin de söylediğin gibi Van İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı bugün ortaklaşa başarılı bir operasyona imza attı. Van'da sığınmacı olarak bulunan eski İran askerini ülkelerine kaçırmak isteyen ikisi İran ajanı, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 8 kişi kıskıvrak yakaladı. Operasyonun detaylarını aktarmak gerekirse 26 Eylül 2021 tarihinde aslında operasyon başlamıştı ve MIT İranlı istihbarat görevlerinin MA'yı İran'a kaçırması için 30 bin dolarlık bütçeyle Van'da bir şebeke kurulmasına çalıştığını tespit etti. MIT ve emniyetin takibi aldığı şebeke üyelerinin İranlı istihbaratçılarının talimatıyla eski asker MA'yı ve eşini de kaçırmaya çalıştı. Eşine aslında 10 bin dolarlık bir teklifte bulundu bu kaçırmaya yardımcı olabilmesi için. Ve bu teklifi kabul etmemesi durumunda İran'da bulunan ailesine zarar vereceğini de açığa çıkardı. İran istihbaratının MA'yı araç ile İran'a kaçırmak üzere iki şahsı 24 Eylül 2021 tarihinde saat akşam 21 sularında gönderdiğini tespit etti. Ve Milli İstihbarat Teşkilatı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa olarak bir operasyona imza attı. 24 Eylül 2021 tarihinde aslında ekibin birkaç üyesi yakalanmıştı ama ekibin tamamının yakalanması bu akşam saatlerini buldu. Devam eden operasyonda 6'sı Türk vatandaşı da olmak üzere bütün şebeke üyeleri çökertildi. Tekrar etmek gerekirse bugün Milli İstihbarat Teşkilatı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı bir operasyonunu ekranlarınıza getirdik. İran'da sığınmacı olarak bulunan eski, Türkiye'de sığınmacı olarak bulunan eski İran askeri MA'yı kaçırmak üzere, ülkelerine götürmek üzere iki İran ajanı ve 6 Türk vatandaşının kıskıvrak yakalandığını tekrar etmek gerekiyor. Bugün operasyon tamamlandı aslında ve MA'yı ülkelerine kaçırmak için 30 bin dolarlık bütçeyle Van'da bir şebeke kurulması tespit edildi ve ardından MA'nın eşi ME'ye 10 bin dolarlık kaçırma teklifinde bulunduğu ortaya çıkarıldı. Operasyonun detaylarını aktardık Fatih Çimen. Sözü yeniden sana bırakalım.